Arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde kuvvetli asit bazlarla ilgili çalışmalar yapmışız. Onların pH hesaplamalarını yapıp yorumlarını gerçekleştirmişiz. Hadi bugün de isterseniz biraz zayıf asitler üzerinde çalışalım. Onların pH hesaplamaları hakkında çalışmaya çalışalım. Şöyle bir yan başlığımı atayım. Zayıf asit ve bazlarda pH, pOH. Şimdi yine geçen dersimizde şöyle bir ayrım yapmıştım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Kuvvetli asit bazlar suda %100 iyonlaşarak çözündüklerini, zayıf asit bazlar ise suda çok çok az iyonlaştıklarını söylemiştik. Kuvvetli asit bazlarda o yüzden artan madde olmayacak şekilde sorularımızı çözmüştük. Zayıf asit bazlarda ise çok çok az iyonlaşma olduğu için sanırım denge problemleri üzerinden işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Ben yine direkt örnek üzerinden bir örnekte kullanacağımız bütün kavramları ve hesaplamaları yapmaya çalışayım. Ve bana demiş olsun ki 0,1 molar HA asidi. Şimdi böyle deyince HA, buradaki A'nın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu asitimiz zayıf mıdır, kuvvetli midir? Bir bilgim yok. Demiş ki 25 santigrat derecede sudan %1'i iyonlaştığına göre. İşte bunu okuduğum anda ne anladım? %1'i iyonlaşıyorsa hepsi iyonlaşmamış. O zaman bu asidimizin nasıl asit olduğunu anladık, zayıf asit olduğunu anladık. Bu benim ipucum oldu, %1'inin iyonlaşması. İyonlaştığına göre diyelim, bunun pH'ı ve pOH'ı kaçtır? Şimdi baktık, böyle bir asitimiz var. Zayıf asit olduğuna karar verdik. O zaman bunu iyonlaşma tepkimesini yazarken ters sinir olduğunu söylemiştik. Yani denge problemi halinde çözelim problemimizi. HA'yı iyonlarına ayrıştırdım. Bana H artı ve A eksi iyonlarını verdi. Denge problemlerini çözerken yaptığımız şeye devam ediyorum. Önce başlangıç değerlerini yazacağım. Sonra değişim, sonra da denge anını yerleştireceğim. Bizim asitimizin başlangıç değişiminin 0,1 molar olduğunu söylemiş. Bunlardan başlangıçta yok. 0,1'in hepsi iyonlaşmış olsaydı zaten H artının değişimi de 0,1 olacaktı. Önce isterseniz 0,1'in ne kadar iyonlaşmış onu bir bulalım. 0,1'in 1 bölü 100'üne aldığım zaman 10 üzeri eksi 3 molar kadar iyonlaştığını görmüş olduk. İşte 0,1 molardan aldık. Ne kadar daha harcadık? 10 üzeri eksi 3. H artının değişimi 10 üzeri eksi 3. A'nın derişimi 10 üzeri eksi 3. Denge anını yazıyorum. 0,1'den 10 üzeri eksi 3'ü çıkartıp kalanını yazacağım. Yalnız 10 üzeri eksi 3 0,1'in yanında çok küçük bir sayı. Ben bu işlemi yaptığım zaman bulduğum değer 0,1'e çok yakın bir değer olacak. İşte bize bir matematiksel kolaylık sağlamışlar. Zayıf asitlerin İyonlaşma miktarları çok küçük sayılar olduğu için onu ne yapıyoruz arkadaşlar? İhmal ediyoruz. Tamamen matematikten bizi kurtarmaya çalıştıkları bir olay. O zaman HA'nın başlangıç derişimi 0,1, H artının derişimi 10 üzeri eksi 3, A eksili derişimi de yine 10 üzeri eksi 3'tür diyebiliriz. Kuvvetli asitlerden farklı olarak problem çözümünü BDD tablosuyla hazırladım. O zaman H artının derişimi 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre
pH değerimiz kaç olacaktır? 3 olacaktır. İşte bakın, kuvvetli olsaydı 1 olacaktı. Zayıf olduğu için pH'imiz 3 oldu. 0,1'den 10 üzeri eksi 3'e gittiği için. OH değişimimiz 25 santigrat derecede dediğine göre çarpımlarının 10 üzeri eksi 14 olduğunu bildiğime göre 10 üzeri eksi 11, pOH'ımız da 11 diyerek sanırım sorumuzu cevaplamış oldu. Peki, ben bunları sordum, bunları cevapladık. Pardon, başka neler sorabilirler? Biz bir denge problemi yaptık, denge tepkimesi yazdık. Denge tepkimesi yazıyorsak mutlaka bir denge sabiti de yazabiliriz. İşte size bir de şuraya sorunun üzerinden zayıf asitin denge sabitini hesaplamaya çalışayım. Denge sabitinin harfi büyük kaydı galiba. Altına hep harfler koyduk. Neye bağlı denge sabiti yazdığımızı ifade etmek için. Bu da asite bağlı olduğunu göstermek için A harfini eklemiş olduk. Biz denge sabitlerini nasıl hesaplıyorduk? Ürünlerin derişimi bölü direnlerin derişimi şeklinde. Baktım, ürünün H artının derişimi çarpı A'nın derişimi bölü HA şeklinde yazdım. Hemen sayılarını yerleştirdim. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Başlangıç derişimi de 0,1'di. 10 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri eksi 5 olarak denge sabitini hesaplamış oldum. Aynı denge problemlerinde yaptığımız gibi. Peki bir de şey sorsunlar. PKA kaçtır desinler. Ne demek acaba PKA? Küçük P, daha önce pH'ı konuşurken ifade etmiştik. Power demiştik, güç hesaplaması. Biz buradaki güç hesaplamalarını hep eksi logaritmayı alarak ifade ettik. Hep pH'ı da o şekilde, pOH'ı o şekilde hesapladık. İşte PKA dediklerinde de bana KA'nın gücünü hesapla diyor. Hemen eksi logaritma KA alıveririm. P gördüğüm her yerde bundan sonra eksi logaritma alabilirim diye yorumladım. O zaman eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten PKA'sı kaç çıktı arkadaşlar? 5 olarak gelmiş oldu. İşte size PKA gibi bir kavram sorduklarında da eksi logaritmasını alarak sorunuzu cevaplayabilirsiniz. Bu asit baz sınırlarında bahsetmiştik. Hatırlarsanız Bronsted Lowry ne diyordu? H artı veren asit, H artı alan baz. Şu HA ile A eksi birbirlerinin nesidir arkadaşlar? Konjüge asit baz çiftleridir. Şimdi bir daha yazayım ben şuraya. HA, H artı A eksi şeklinde. HA bizim asitimizdi. Bunun konjügesi de A eksi bazdı. Evet, asitin denge sabitine KA dedik. Konjüge bazının denge sabiti. O da yine K harfini kullandım. Bazın B harfini aldım. İşte bu iki konjüge asit baz çiftinin denge sabitleri arasında bir ilişkilendirme yapmışlar arkadaşlar. Konjüge asit baz çiftlerinin denge sabitlerinin çarpımı, yani KA çarpı KB. Neye eşitmiş biliyor musunuz? K suya. Yine suyun otoiyonizasyonunda bahsettiğimiz değere eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bulduğumuz 5 ne biliyor musunuz? Şuradaki galiba bana bu HA asidinin PKA değerini sordukları zaman. Hani pH'ı soruyorlar 3 diyoruz ya. Bu da PKA.
denge sabitinin eksi logaritmasını almış olduk. Direkt o şekilde açıklayabilirim. Evet arkadaşlar, şu konjüge asit-baz çiftlerinin denge sabitlerinin çarpımının 10 üzeri eksi 14 K suyun değeri buydu galiba. Bunu da aklımızda tutuyoruz. O yüzden Brossetti orada şöyle bir cümle yazmıştı. Bir asitin kendisinin ne kadar kuvvetliyse konjügesi o kadar zayıftır. Çünkü çarpımları her zaman neye eşit olmak zorunda? K suya eşit olmak zorunda. O zaman bana. Biz bunun KA'sını bulmuştuk denge sabitini. 10 üzeri eksi 5 diye. Konjüge bazının denge sabiti kaçtır derlerse, yani KA eksiden bahsediyor sanırım. Hemen şurada yerine yerleştirdim. 10 üzeri eksi 5 çarpı KB eşittir 10 üzeri eksi 14. O zaman KB değerimizi de sanırım 10 üzeri eksi 9 olarak bulduk. Konjüge bazının denge sabitidir 10 üzeri eksi 9. Yine şeyi sorsunlar. PKB kaçtır? Konjüge bazının denge sabitinden sorsunlar. Yine PKB'yi bulmak için eksi logaritma KB şeklinde yapabiliriz. Dediğim gibi küçük p bundan sonra bizim için şey anlamına geliyor. Eksi logaritmasını almak anlamında geldi. O zaman PKB'si de sanırım 9 olarak gelmiş oldu. Hatta bir sonuç daha çıkarsak. Konjüge asit bazların denge sabitlerinin güçlerinin toplamı kaça eşit olacaktır? 14'e eşit olacaktır. Evet, bir örnek üzerinden zayıf asit bazlardaki problem çözümlerini bize sorabildikleri terimleri bulmaya çalıştım arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha dinleyelim. Yine böyle bir sayısal soru üzerinden. Hatta benzeri de çıkmış sınav sorusu olarak gelmişti. Burayla ilgili bir sıkıntımız var mıdır? Evet, şimdi demiş ki H2O formik asitum galiba için AA 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Formik asit, organik asitler zayıf asitler. KA değerini de verdiğine göre kuvvetli asit bazların KA değerlerini hesaplayamıyorum. KA değerini vermiş. Bu bir zayıf asit. Der ki bana 23 gram formik asitin ml'lik sulu çözeltisi hazırlanıyor. Asitin 25 santigrat derecedeki iyonlaşma yüzdesi kaçtır? Sanırım biraz önceki örneğin biraz tersine gittim. Biraz önce iyonlaşma yüzdesini vermiştik. Denge sabitini hesaplamıştık. Şimdi denge sabitini verip iyonlaşma yüzdesinin ne olduğunu bulmaya çalıştım. Biz bütün bu hesaplamalarımızı derişim, molar değişim üzerinden yapıyoruz. Biraz önce direkt molar değişimini vermiştim zaten. Şimdi biraz dolandırmışım. Gramını ve çözeltinin hacmini vermişim. O zaman önce isterseniz şey yapalım.
bu çözeltinin gelişimini hesaplamaya çalışalım. 23 gram, tabii size bir de bilgi vermek zorundaydım. Haşçuğun eması 46. Evet, dedik ki önce bir molar değişimi hesaplayalım. Çözünen maddenin mol sayısını buluyorum. M bölü ema. 23, eması da 46 olduğuna göre 0,5 mol. Formik asitimiz varmış çözeltide. Bu kadar molle nasıl bir derişim hazırlamış bana? N bölü V yaptım. 0,5 mol. Çözeltinin hacmi 900 mililitre. Bunu litreye çevirdim. 0,9, 5 bölü 9 mol. Ben formik asit çözeltisinin derişimini bulmuş oldum sanırım. Şimdi buradan iyonlaşma yüzdesine geçiş yapmak isteyeceğim. Bu bir zayıf asit olduğuna göre dedim. İyonlaşma tepkimesini denge halinde yazalım. H2O eksi artı H artı. Başlangıç, değişim, denge. Evet, bildiklerimizi yerleştirelim. Asitin başlangıç derişimi 5 bölü 9. Bunlardan yok. İyonlaşma yüzdesi demiş, söylememiş ne kadarının iyonlaştığını. Bilmiyoruz sanırım. İsterseniz eksi x kadar iyonlaşsın. Ne kadar olduğunu bilmediğim için. O zaman formatımız artı x, h artımız da artı x oldu. Biliyorum ki bu bir zayıf asit. İyonlaşma miktarı 5 bölü 9'un yanında çok küçük. O yüzden onu hemen ihmal ettim. O zaman denge anında formik asitin derişimi 5 bölü 9. H2O'nun derişimi x. H artının derişimi de x olarak gelmiş oldu. Denge sabitini yazabilirim. Sayısal değerini de vermiş bana. O zaman Ka eşittir. Ürün bölü giren yaptım. X çarpı X ürünlerim. Girenim 5 bölü 9 eşitmiş. Bunu da isterseniz 18 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye yazayım. Buradan işlemi yaparsak X eşittir. Şuradan 2, 10, 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 2 geldi galiba. O zaman ben ne kadarının iyonlaştığını buldum sanırım. 10 üzeri eksi 2 molar kadar ne yapıyormuş? İyonlaşıyormuş. Ama sorumun cevabı bu değil. Çünkü bana iyonlaşma miktarını sormamış. İyonlaşma yüzdesini sormuş. O zaman bu değerleri yüzdeye çevireceğim. Yine doğru orantı bilgimize ihtiyacım var sanırım. 5 bölü 9 molardan dedim. 10 üzeri eksi 2 molar kadar iyonlaşıyor ise yüzde ne kadar? 10 üzeri 2, bunlar götürdü birbirlerine, ters çevirdim. 9 bölü 5, 1,8. O zaman bu asitin iyonlaşma yüzdesi %1,8 olarak cevaplamış olduk arkadaşlar. Benzeri sınav sorusu olarak karşımıza gelmişti. Bunu formüllendirerek veriyorlar ama hiç formüle gerek yok bence. Direkt doğru orantı çözdüğünüz zaman iyonlaşma yüzdesini rahatlıkla bulabilirsiniz. Sen yine başka neler sorabilirlerdi? pH'ını sorabilirlerdi. Eğer pH'ını sormuş olsaydı, eksi logaritma h artı, h artıyı biz 10 üzeri eksi 2 diye bulduğumuz için 2, pOH'ımız 12 olarak da gelebilirdi arkadaşlar. Bunları da sorma olasılıkları var. Evet, zayıf asitlerin problem çözümleri bu işte arkadaşlar. Ben şuraya bir not girmek istiyorum. Bu iyonlaşma yüzdelerine veya denge sabitlerine bakarak benden karşılaştırma yapmamı isteyebilirler. Acaba iyonlaşma yüzdesi
fazla olan asit diğerine göre, karşılaştırma yaptırtıyorlar ya, iyonlaşma yüzdesi fazla olan asit daha mı kuvvetlidir, daha mı zayıftır? Hemen kendime şöyle bir şey sonuç çıkarttım. Kuvvetli asitler %100 iyonlaşıyorlar. Zayıflar çok az iyonlaşıyorlar. O zaman iyonlaşma yüzdesini arttırdıkça kuvvetliye doğru giderim. İyonlaşma yüzdesi fazla olan asit daha kuvvetlidir. Veya asitlerin denge sabitlerini veriyorlar. Zayıf asitlerin denge sabitlerini veriyorlar. Bu denge sabitlerine bakarak yine kuvvetlilik karşılaştırmanızı istiyorlar. Ka değeri büyük olan asit. Yine daha mı kuvvetlidir yoksa daha mı zayıftır? Onu çıkartacağım. Şimdi biz Ka'yı hesaplarken ürün bölü giren yapıyoruz. Ürün derişimi arttıkça Ka değeri büyür. Ürün derişiminin artması demek daha çok iyonlaşması demek. O yüzden iyonlaşma yüzdesi arttıkça Ka değeri büyür. İyonlaşma yüzdesi fazla olan daha da kuvvetli olduğuna göre Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetlidir. Ben asitler için yazıyorum. Bazılar için olsa ne diyecektim? Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetlidir diyebilecektim sanırım. Evet arkadaşlar, şöyle yorumlara dikkat edin. Bunlar bizim en sevdiğimiz yorum soruları olacaktır. Hep asit çalıştım galiba. Bir tane de hadi baz çalışmaya çalışalım. Ondan sonra birkaç yorumla olayı bitirelim zaten. -5 × 10^-2 molar. NH3 için amonyan çözeltisinin pH eşittir 11 ise iyonlaşma yüzdesi kaçtır? Bir de KB'si kaçtır? Bunu sormuş olsun. Evet, bir şey değişecek mi baz olmasından? Sanırım değişmeyecek. Sevgili amonyak, suya atıldığı zaman yapısında OH yoktu ama suya atıldığı zaman yine denge tepkimesi halinde yazdım. Amonyum iyonu ve OH eksi iyonlarını verdi. Yine zayıf baz olduğuna göre başlangıç değişim denge tablosunda yerleştirelim. Ne varmışız başlangıç değişimine? 5 × 10^-2. Biraz önceki tepkimeleri yazarken suyu yazmadım. Kısa gösterim yapıverdim. Yazsam bir şey değişecek mi? Biz dengede katı ve sıvılarla ne yapmıyoruz? İlgilenmiyoruz. O yüzden zaten suyun değişimi yok. Başlangıçta amonyum ve OH'da yok. Evet, yine iyonlaşma miktarını bilmiyorum, onu sormuş. Ama pH'ının da 11 olduğunu söylemiş çözeltine. Çözeltinin pH'ı 11 ise pOH'ı 3 geldi sanırım. O zaman OH değişiminiz kaç gelecektir? 10^-3 mol. Demek ki denge anında hidroksitin değişimi 10^-3'müş. Verilenleri yerleştirdim. Yine ondan sonra tabloyu tamamlayacağım. OH benim için iyi bir çıkış noktası sanırım. +10^-3. +10^-3. Yine su derişimi yok. -10^-3. 10^-3, 5 × 10^-2'nin yanında küçük bir sayı olduğu için
İyonlaşma miktarını ne yaptınız? İhmal ettiniz. O zaman denge anına geldiğimizde ne oldu? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 kustu. Bu da 10 üzeri eksi 3 olarak gelmiş oldu. Evet, iki tane soru sormuştuk. Bir iyonlaşma yüzdesi, bir de denge sabiti. İsterseniz önce iyonlaşma yüzdesini bulmaya çalışalım. Yine doğru orantı kuracağım sanırım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardan. Ne kadarının iyonlaştığını gördüm. 10 üzeri eksi 3 molar iyonlaşır dedi. Yüzde ne kadar iyonlaşırdı dersek. Şurası 10 üzeri eksi 1 kaldı galiba. Bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 5, 0, 2, 10 üzeri eksi 1. Eksi 2 mi oldu? Yok, 1 oldu galiba, değil mi? 10 üzeri 0 geldi daha doğrusu. Bir daha yapayım mı? 1 bölü 5, 0, 2. 10 üzeri, şu yukarıya artı olarak gitti. 10 üzeri 1, evet 2. Neymiş iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar? %2'ymiş. Buna hesapladık. Bir de KB'yi sormuştu. KB içinde ürün bölü giren yaptım. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 5'ten yine 0,2 kaldı. Eksi 6, eksi 4, eksi 5 olarak da denge sabitini hesaplamış olduk. Evet, sanırım problem olarak yeterli oldu. 3 tane örnek çözdüm. Verileri değiştiriyorum. Hepsi aynı şekilde BDD formülüyle çözülebilecek sorularımız olsun. Bir de şöyle bir örnek, bir yorum sorusu çözmek isterim size. Yine bizim klasiklerimizden birisidir arkadaşlar. Size iki tane çözelti hazırlıyoruz. Şöyle yapayım. Birinci çözeltimiz 0,1 molar HX çözeltisi. Bunun pH'ının da 1 olduğunu verdim. İkinci çözeltimde 0,1 molar YOH çözeltisi. Bunun da pH'ının 11 olduğunu söyledim. İkisi de 25 santigrat derece. Evet, bize bir sürü soru soracaklar. Bunları verdiler. Bunun üzerinden sorular soracaklar. İşte HX kuvvetli midir, zayıf mıdır? YOH kuvvetli midir, baz mıdır şeklinde sorular soracaklar. Hadi gelin bulmaya çalışalım. Şimdi ben HX'in kuvvetli mi zayıf mı olduğunu bilmiyorum. Diyorum ki kendime, HX kuvvetli asit ise, deniyorum şu anda, nasıl, ne yapacaktır? Suda %100 iyonlaşacak. O zaman HX'i aldım. H artı X eksi diye iyonlaştı. Bu 0,1 molar. %100 iyonlaştığı zaman H artının derişimi de ne olacaktır? 0,1 molar. O zaman pH'ımız kaç olacaktır? 1. Baktım. Bana verilen pH ile bulduğum pH aynı. O zaman denediğim şey doğruymuş galiba. Kuvvetliymiş ki pH'ının 11 olduğunu anladım. İşte buradan HX için dedim ki kuvvetli asittir. Şimdi HY'yi, YOH'ı deniyorum. Yine YOH kuvvetli ise buradan deneyelim. YOH'ı aldık.
Y artı yağ OH eksi. Bu 0,1 molar olduğuna göre %100 iyonlaştığından bu da 0,1 molar olur. O zaman pOH'ımız 1. pH'ımız 13 çıkar. Ama bana verilen pH 13 değil. Demek ki YOH ne değilmiş arkadaşlar? Kuvvetli değilmiş. YOH'ın zayıf baz olduğunu anladık. pH'larını bulun. Verilenler uyuyor mu, uymuyor mu? Evet, isterseniz biz şunu düzeltelim. YOH zayıf bazmış. Şunun yanlış olduğunu anladım artık. Ne yaptı bana? Y artıyla OH eksi iyonlarını verdi. Burası 0,1 molar. Bunlardan yok. Başlangıç, değişim, denge. pH'ımın 11 olması demek pOH'ımın 3 olması. O zaman OH derişimim 10 üzeri eksi 3 artı 10 üzeri eksi 3 artı 10 üzeri eksi 3 eksi 10 üzeri eksi 3. Yine ihmal ettiğim için şu şekilde tablosunu hazırlamış oldum. Eğer bunlarla ilgili bir şey sordularsa da buna cevaplayabiliriz arkadaşlar. Mesela şeylerini sorsunlar, onu da şuraya sıkıştırayım. Bunların iyonlaşma yüzdelerini karşılaştır dese. Bu kuvvetli olduğu için %100 iyonlaştı. Bu çok az. Hesaplayabilirim ama gerek yok sanırım. Çok az iyonlaştığını görebildik. 1 büyüktür 2 diyebilirim. Elektrik iletkenliklerini karşılaştırınız deseydi. Evet, elektrik iletkenliği yine bir çözelti olduğuna göre neye bağlıdır arkadaşlar? Toplam iyon derişimine bağlıdır. Toplam iyon derişimi arttıkça elektrik iletkenliği de ne olacaktır? Artacak. Şu 0,1 iken X'in de derişimi ne kadar oldu? 0,1 molar. 0,2 molarlık bir toplam iyon derişimimiz var. Burası ise 0,1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Sanırım toplam iyon derişimi buranın çok daha az. O yüzden kuvvetli asit olan HX'in toplam iyon derişimi daha yüksek olduğu için elektrik iletkenliği daha fazladır diyebiliriz. Toplam iyon derişimine bakarak yine aynı kaynama noktasındaki karşılaştırmalar gibi sorularınızı çözebilirsiniz. Evet, var mı tekrarlamamı istediğiniz bir şey? Sanırım anlaşıldı. Evet arkadaşlar, yine geçen dersimizde kuvvetli asit bazları çalışırken son örnek olarak su eklemişiz. Bir asit çözeltisine su eklersek neler olur şeklinde. Bunu aynen zayıf asitlerde de yapabilecek durumdayız. Şimdi hocam neden 10 üzeri eksi 3 aldı? Şurayı soruyoruz galiba. Önce Onurhan'ı cevaplıyorum. Hocam sadece %100 iyonlaşanlar mı kuvvetli? Evet, biz öyle kabul ediyoruz. %100 iyonlaşıyorsa o kuvvetlidir. Sadece onları alıyoruz. Çünkü farklı durumlar var, sizi ilgilendirmiyor. Ama sizin için bu evet. %100 iyonlaşanlar kuvvetlidir. Şu 10 üzeri eksi 3'te bir sıkıntı olmuş galiba. Şeyden dolayı yazdım. Şu çözeltinin pH'ı bana kaç verilmiş? 11. pH'ı 11 ise pOH'ı 3 oldu. pOH'ı 3 olduğuna göre OH derişimimiz 10 üzeri eksi 3 oldu. O OH'ı getirdim, buraya yerleştirdim. O yüzden 10 üzeri eksi 3 olarak orayı okumuş oldum. İşte var mıydı? İşte biz
şöyle pOH'ı 1 bulduk. Eğer, bilmiyorum ya başlangıçta bu kuvvetli mi zayıf mı diye. Eğer ki kuvvetli olsaydı, %100 iyonlaştığı için pOH'ı 1, pH'ı 13 olurdu. Ama bana çözeltinin pH'ının kaç olduğunu söylemiş, 11 olduğunu söylemiş. Burayla burası tutmadığı için demek ki dedim, YOH ne değilmiş? Kuvvetli değilmiş. Şu dedim yanlış oldu dedim. pH'ı 11 olduğu için. O yüzden de tekrar zayıf baz sorusu olarak çözmeye çalıştım. Tamam, anlaştık. Var mı kaçırdığım yok değil mi? Herkesin sorusunu cevapladım. Evet. Şimdi dediğim gibi bir de zayıf asit baz asitlere su ekleyeceğiz arkadaşlar. Onun üzerinden işlemler yapmaya, işlem değil daha doğrusu yorum yapacağız. Burada zayıf asitlerde işlem yaptırtmayız, yorum yaptırtmaya çalışırız. Bir de onu çalışacağız. Ama şöyle yapalım mı? Yine bir dinlenelim isterseniz. Dönüşe başlayalım. Hiç ortada kalmasın. Hadi bir dinlenip kendimize gelelim. Söylüyorum. Dediğim gibi burada çok fazla şey yapmayız. İşlem sormayız. Yorum sorarız daha çok. Şimdi şöyle demişler bana. Zayıf. HX. Asidine 25 santigrat derecede hacmi asit çözeltisi ne diyeyim ya asidine de. Sayıp HX çözeltisine ...25 santigrat derecede hacmi 2 katına çıkacak kadar su ekleniyor. Böyle demişler. İşte bana buradan bir sürü soru soracaklar arkadaşlar. İyonlaşma yüzdesi ne olur? Denge sabiti Ka ne olur? Taş artı derişimi nasıl değişir? İki katına yarıya iner mi? Gibi sorularla karşılaşmanızı sağlayacaklar. Doğru yanlış soruları yapıyoruz genellikle. Evet, şimdi düşünelim. Elimde bir asitim var. Ama zayıf asitim var. Zayıf asit olduğuna göre ben başlangıçta denge halinde var olan şu tepkimemden bahsediyorum. Kuvvetli olsaydı zaten denge değiş olmayacaktı. O yüzden de çok zorlayacak bir yorumumuz olmayacaktı. Peki ben bu asit çözeltisine hacmi iki katına çıkacak kadar su eklersem, bütün derişimler birden ne yapar arkadaşlar? Azalır. Derişimlerin hepsi azalır. Dengeyi bozduk. Sistem tekrar dengeye ulaşmak için isteyecek. Dengeye ulaşmak için. Acaba ne tarafa hareket etmeli? Düşündüm. Derişimler azaldı. Bu derişimleri arttırmaya çalışacağız. Sanırım iyon tarafında yani ürünler tarafında daha çok derişim var. İşte o yüzden derişimler azalıp dengeye ulaşmak istiyorsa denge ne tarafa hareket edecektir sistem? İleri. Hatta ileri demeyeyim de HX'ten iyonlarını oluşturduğumuz şu yön burasıyla gösterdiğimiz galiba iyonlaşma yönü. Değil mi? O yüzden denge ileri yani iyonlaşma
tarafına hareket eder. Normal dengeye etki eden faktörlerden birisi olarak düşünmüş olduk. Erişimler azaldı. Erişimleri arttırmaya çalıştım. Erişimlerin artması için de denge ürünlere iyonlaşma tarafına hareket etmiş oldu. O zaman iyonlaşma yüzdesi ne olur? Daha çok iyonlaştı. İyonlaşma tarafına hareket etti. İyonlaşma yüzdesi artar. Bu en çok sizin yanıldığınızı düşündüğüm yer oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir çerçeve içine alalım. Zayıf asit çözeltisine su eklediğiniz zaman iyonlaşma yüzdesi artar. Denge sabiti Ka. Hep denge sabit için ne dedik? Bütün denge sabitlerini sadece ne değiştirir? Sıcaklık. Benim yaptığım işlemde sıcaklık değişmedi. O zaman Ka ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Çünkü derişim değişiminden ileri ve geri hız sabitleri etkilenmiyordu. O yüzden Ka değerimiz değişmez. Taş artının derişimi ne olur? Onu direkt grafik üzerinden konuşmaya çalışsam. Hepsi için çizmeyeceğim. Sadece H artı için çizeceğim. Şurada H artı. Evet, başlangıçta sistem dengedeydi. Dengede olduğu için de derişimi sabitti. Evet, sonra ben su eklediğim için bütün derişimler birden pat diye ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. İşte bu kuvvetli asit olsaydı şurada yarıya düşerdi ve olay biterdi. Kuvvetli asitlerde H artı derişimi yarıya iner. Ama bu bir denge tepkimesi olduğu için sistem tekrar dengeye ulaşabilmek için ileri yöne hareket etti. H artının değişimini arttırdı. Ama eski haline ulaşabildi mi? Tabii ki de hayır. O yüzden zayıf basit çözeltisine siz su eklerseniz H artı derişimi azalır. Ama asla ne olmaz? Yarıya inmez. Ne olur sorularda buna çok dikkat edin. Kuvvetli asitlerde hacmi iki katına çıkacak kadar su eklediğimde değişim yarıya iner ama zayıf asitlerde yarıya inmez. Sadece azalır diyebiliriz. pH ne olur deseler? pH artı değişimi azaldıkça eksi logaritmasına aldım. pH değerimiz artar. H artı değişimi azaldıkça OH değişimimiz artar. Çarpımları çünkü ne olacak? 10 üzeri eksi 14. O zaman pOH'ımız da ne olacaktır? Azalacaktır. İşte buradaki olayımız bu oldu. Ben şurayı da bir belirginleştirmek isterim. Bu iki yer sizin en çok yanıldığınız yer olacaktır. Şimdi size asit bazların kuvvetleri dedim. Kuvvetli ve zayıf olarak ayrımlarını yapmaya çalıştım arkadaşlar. Hem yorum hem de işlemsel olarak. Şimdi de bazen size böyle direkt bilgi olarak işte bir takım asitleri veriyoruz. Bunların kuvvetlerini karşılaştırınız gibi sorularla karşılaştırıyoruz. Bir de onunla ilgili bir notunuz olsun. İsterim. Hocam bir şey sorabilir miyim burayla ilgili? Tabii ki de. Ben burada şey anlamadım. Buraya bir su ekleyince H derişimi grafikten dolayı yarıdan daha yukarıya düştü ya. Aynen. Ama iyonlaşma yüzdesi artar dedi. H'nin artması gerekmiyor mu? Onu anlamadım. Şimdi iyonlaşma yüzdesi dediğimiz şu girenlerdeki HX mesela 0,1 molardı ya. Sen bunun derişimini ne yaptın? Düşürdün. Derişimi
arttırabilmek için denge hangi tarafa hareket etti? İyonlaşma tarafına. Yani iyonlaşma yüzdesi şuradaki harcadığın madde miktarı gibi düşün. Ne yapmak istiyor? Daha çok harcamak istiyor. O yüzden iyonlaşma yüzdesini arttırdı. Haşartı derişimi ise şu ürünlerdeki iyonların derişimleri. Yani şu giren gibi düşün, şu da ürün gibi düşün. Anlatabildim mi? Yani hocam, şimdi HX ürünlere kayıyor. Aynen. Ama H artı değişim azalıyor. Çünkü su ekledim. O zaman X eksi mi çok artıyor dengelemek için? X de aynı şekilde olacak. Bire bir olduğu için X eksi de aynı şekilde olacak. Şimdi sen hacmi iki katına çıkacak kadar su ekledin. Şuraya getirdin mi? Dengeyi bozdun. Hocam şu an sizin masumunuzu göremiyorum ben. Doldu mu ki acaba? Doldu mu? Ha şimdi oldu. Tamam. Bir mesajımız geldi. Şimdi şu H artı değişimi dengedeydi. Ben suyu ekledim. Hacmini iki katına çıkarttım. Değişimi pat diye yarıya indi mi? Evet. Tamam. Sonra dengeye ulaşabilmek için arttırdı. Ama ilk dengeye ulaşamadı. Burada, hocam şu an çizim yapıyor musunuz ekranı? Şu anda çözüm yapmıyorum. Sadece oynatıyorum. Okumu görebilir. Bende gözükmüyor. Bende mi sorun var acaba? Gören var mı chatte mouse parçası? Okumu oynatıyorum şu anda. Ben ne göreyim? Ha şu an gözüküyor. Şu an geldi hocam. O zaman yazdığımda gözüküyor. Şey oynattığımda gözükmüyor o zaman. Şimdi H artının derişimi. Şu grafiğimin üzerindeyim. Azaldı. Denge de bu tarafa doğru hareket etti. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum zaten. Tamam. İyonlaşma yüzdesi dediğimiz şey ne? Senin elinde bir HX asidi vardı. H artı X eksi. Şu denge anıydı. Atıyorum ne olsun? 0,2 molar olsun. 0,2 molar. Hepsi de 0,2 molar olsun. Tamamen attım kafamda. Şimdi sen suyu eklediğin zaman hepsinin başlangıç değeri kaç oldu? 0,2'den yarıya indirdik galiba. 0,1 oldu. 0,1 oldu. 0,1 oldu. Anladın mıyız? Evet hocam. Sonra sistem dengeye ulaşabilmek için ne tarafa hareket etti? Ürünlere. Eksi A diyelim. Artı A. Artı A. Denge anında 0,1 eksi A. Bu A'yı ihmal edeceğiz gerçi. 0,1 artı A. 0,1 artı A oldu. Şu çizdiğim grafikteki buradaki değerler oldu. Şimdi iyonlaşma yüzdesi için nereye bakacağım? Şu A değerine bakacağım. 0,2 molardayken başlangıçta bunların bir Ka değerleri olacak mı? Denge sabiti. Biz Ka'yı hesaplarken H artıyla X eksi bölü HX diyeceğiz. İki dengede de Ka değerim aynı olacak mı? Şurası aynı olacak. O zaman buradaki Ka'yı yazdığımdaki iyonlaşma yüzdesiyle buradaki Ka'yı yazdığımdaki iyonlaşma yüzdesini karşılaştıralım. Şurada yapmış oldu. Şu oranın değişmemesi için Ka'nın değişmemesi için A değerinin ne yapması lazım ikinci durumda? Daha fazla olması lazım. A değeri artsın ki şuradaki iyonlaşma yüzdesine göre oranın ne yapmasın? Değişmesin. Bunu anlatabildim ben. Evet. Evet. Ama bir daha düşüneceksin bence sen bunu. Bir daha düşüneceksin. Aklından geçireceksin. Hatta şey yap. Şurada iyonlaşma yüzdeleriyle. Ya ben sayısal soru bulabilirsem atarım zaten de. Ka değerini denk getiremem şimdi. Güzel sayılar olmayacak. Sayılarla daha rahatlıkla görebilirsin aslında. Bir sayılarla uğraşmaya çalış, oldu mu? Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir şey daha vardı. H artın azalıp pH'ın artmasını anlatayım. Okum gözükmüyor. Demek ki şey, oynattığımda gözükmüyor. Yazdığımda gözüküyor sadece. Şurayı bir daha anlatacağım. Şimdi yaptığımız işlemde H
H artının derişimi ne oldu? Azaldı. O zaman pH. Ben pH'i hesaplarken eksi logaritma yaptığımı biliyorum. O zaman H artının derişimi azaldıkça pH değerimizde ne olacaktır? Artacaktır. Aha, Dilay görüyormuş okul Allah. H artının derişimi azaldığında pH değerimiz eksi logaritmasını aldığımız zaman ne olur arkadaşlar? Artar. Yani şey gibi düşünün. 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 3'e gitti H artı derişimi. O zaman pH'im 2'den kaça çıkmış oldu? 3'e çıkmış oldu. Oldu mu? Onu soran arkadaşım da. Şimdi tuttum. Değil. Su ekledik, çıkarttık ve yorumumuzu yapmış olduk. Şimdi her şey demiştim size. Bir takım kurallarım var. O kurallara göre asitlik kuvvetlerini karşılaştırabilirsiniz. Bazılarını aslında şeyden biliyorsunuz, periyodik cetvel bilgilerinden de biliyorsunuz. Ben şöyle bir notla toparlayacağım bunları. ÖSYM şey istemiyor sizin arkadaşlar. İşte kimler kuvvetlidir, kimler zayıftır oturup ezberleyin istemiyor. İpuçlarını veriyor. O ipuçlarından siz anlıyorsunuz onun kuvvetli mi, zayıf mı olduğunu. Fakat çok belirgin bazı asit bazlarım vardır ki onların kuvvetli mi, zayıf mı olduğunu bilmenizi isteyebiliriz. 10. sınıf kimyasında bile lazım olabilir. Orada da soruyorlar. Onları listeliyor. HCl hidroklorik asit, tuz ruhu. HNO3, nitrik asit, kezzap. H2SO4, sülfürik asit. Bunlar bizim en belirgin kuvvetli asitlerimizdir. Hani çoğu zaman sorularda söylemeyiz bunların kuvvetli olduğunu bildiğinizi varsayarız. Hatta sülfürik asitle ilgili özel bir durum da var. Notlarınızda bulunsun. Çok hani karşınıza gelir mi bilemiyorum ama sülfürik asit iki basamakta iyonlaşabilen bir asittir. İki tane H artı iyonu var. Ve sülfürik asite özel bir durum gibi düşünebilirsiniz. Sülfürik asitin birinci iyonlaşmasında bir tane H artıyı koparttım. Bir sülfatım kaldı. Tepkimi okun, tek yönlü. Demek ki sülfürik asitin birinci basamaktaki iyonlaşması kuvvetli. Sonra oluşan bir sülfat iyonunu aldım. İkinci basamak iyonlaştırmasını yapıyorum. Orada çift yönlü ok kullandım. Demek ki bir sülfatın iyonlaşması da nasılmış? Zayıfmış. Diye özel bir durum. Net tepkimesi kuvvetli. İkisinin toplamı kuvvetli asit olarak karşımıza Hocam, geliyor. Efendim? bunu mesela iyonlaştırmamızı isterse biz direkt iki basamakta mı yapacağız yoksa sonuca geçsek olur mu? Şöyle diyecek size, eğer şu hani en son yaptığım iki basamaklı var ya, bunu belirtecek. Sülfürik asiti iki basamağını da iyonlaştırmasını gösterin diye ifade edecek. Bunu söylemedikleri sürece net tepkimesiyle direkt H2SO4 iki tane H artı SO4 iki eksi diye yapın. Tamam mı? Yani şu belirtilmediği sürece, iki defa iyonlaştığı belirtilmediği sürece mutlaka onu yapabilirsiniz. Sonra bazlardan kim var? Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit. Yine en belirgin kuvvetli bazlarımız. Şey diyebiliriz aslında 1A ve 2A'nın hidroksitleri kuvvetli bazlardır diyebiliriz. Zayıf asit olarak tüm organik asitlerimiz. Ondan sonra HF zayıf asitim. Bazlardan da en belirgin kimdir? Amonyak. Amonyak da zayıf bazdır.
Zaten çoğunu kendiniz de rahatlıkla biliyorsunuz. Sonra ikinci kural olarak yine bir periyodik cetvel bilgisinden bahsedersek arkadaşlar. Şimdi bizim sevgili halojenlerimiz vardı. 7 ağlarımız vardı galiba. Flor, klor, brom, iyon. Bazen sorularda lazım oluyor. Ben sık sık yazarım. Flor ve klor gaz halde, brom sıvı halde, iyon da katı halde bulunan halojen. Bunların hidrojenli bileşiklerini yazacağım. HX şeklinde genellediğimiz, X'i genellikle halojenler için kullanırız ya, HF, HCl, HBr, HI. Şu şekilde halojenli olan bileşiklerini yazmaya çalıştım. Genellikle dedim İkracığım, hani 1A ve 2A'nın özellikle magnezyum hidroksinin özel durumları vardır. 1A ve 2A'nın genellikle hidroksitlere kuvvetli bazlardır. Şu şekilde kalsiyum hidroksit mesela. Evet, bu hidrojenli bileşiklerinde aşağıya doğru inildikçe klor, klor, brom, iyon. Elektronegatiflik. Klorun elektronegatifliği çok yüksek. Yani acayip güçlü bir şekilde çekimi var. Elektronları kendine doğru çekiyor. H+'yı koparmak daha zor oluyor. Aşağıya doğru inildikçe halojenlerin elektronegatifliği azaldığı için hidrojeni kopartması kolaylaşır. O yüzden hidrojenin halojenli bileşiklerinde aşağıya doğru inildikçe asitlik kuvveti zaten şu da çok belirgin. HF zayıf asit, HCl kuvvetli asit. Demek ki aşağıya doğru asitlik kuvvetimiz artar. Üçüncü olarak oksitli bileşiklerden yine periyodik cetvel bilgimden yardım almaya çalışacağım. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe oksitli bileşiklerin asitlik kuvveti bir de oksitli bileşiklerin bazlık kuvveti. Bunlar ne olur diye düşünürsek. Evet, nasıl bir bilgim var benim? Metal oksitlerin sulu çözeltileri bazik, oksijence zengin, ametal oksitlerinin sulu çözeltisi asit. İşte size oksitlerin asitliğini bazlığını sorarlarsa metalik ve ametalik özelliğe bakabilirsiniz. Aşağıya doğru inildikçe ametalik özellik azalır, asitlik kuvveti azalır. Yapsın. Oksitli bileşiklerin bazlık kuvveti, metalik özellik artar. O zaman bazlık kuvveti de ne olacaktır? Artacaktır. Soldan sağa yazmadım. Metalik ve ametalik özelliğe göre yorumlayabilirsiniz. Periyodik cetvel bilgileriyle bunları konuşuruz. Sonra aynı elementin oksijenli asitlerinde oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti evet, asit bileşikleri yazacağım ama oksijen olacak. Aynı elementi içeren oksijenli asitlerden bahsedeceğim. Mesela HClO4, HClO3,
Perklorat, değil mi? Klorat. Klorit köklerini okuyorum. Ve hipoklorit. Bu. Dördünün hidrojenin oksijenli asitler olduğunu görüyorsunuz. Aynı elementimizde kim? Klorumuz. Oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. O zaman 4 oksijen, 3 oksijen, 2 oksijen, 1 oksijenle bunu cevaplamış oluruz. Beşinci kuralımız H O X. Hocam isimlerini bir kez daha okur musunuz? Sevgili kökler, değil mi? Hemen oradan dikkatinizi Evet. çekiyor. Baş belasıdır bunlar. ClO4 eksi, şuraya da yazarak yapıyorum. Perklorat. ClO3 eksi klorat. ClO2 eksi klorit. ClO eksi hipoklorit. Teşekkür ederim. Şey diyelim. Ne aldım? Evet, HOX şeklindeki oksijenli asitlerde X'in, buradaki X herhangi bir ametal olacaktır tabii ki de. Herhangi bir ametali temsil ediyoruz. Ama genellikle de halojenleri kullanırız zaten. X'in elektronegatifliği arttıkça asitlik kuvveti artar. Kimler olsun? HOCl, HOBr, HOB. Evet, bunların dedi asitlik kuvvetlerini karşılaştırın. Klor, brom, iyot. Şuradan klor, brom, iyot. Aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik ne olacaktır? Azalacaktır. Elektronegatiflik azaldıkça asitlik kuvveti de azaldığına göre şu şekilde sıralamamı yaptım. Hocam elektronegatifliği arttıkça yazdık ama Elektronegatifliği arttıkça artar. Azaldıkça da azalır. Değil mi? ama çekim gücü arttıkça azalması gerekmez mi asitlik kuvvetinin? O kimde? Hidrojenin halojenli bileşiklerinde işte. Sadece Ha. HX olduğunda. Burada kimler de girdi işin içine? Oksijenler de girdi. O yüzden demişti. Tamam mı? O yüzden o Tamam. soru çözdüğünde çok dikkat edin ne olur. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir şey değil hayatım. Evet. Altıncı olarak yine sevgili organik asitlerimizle ilgili konuşabileceğimiz organik asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır. Evet, sevgili formik asitimi hatırladım. Asetik asitimi hatırladım. Bunların asitlik kuvvetini karşılaştırınız dediklerinde ikisi de organik asit. Karbon sayısına baktığımda burada iki karbon olduğu için asetik asitin asitlik kuvveti daha azdır diyebildim sana. Evet, bu böyle kurallar olarak elinize bir not olarak gelsin. Size sorulan karşılaştırmalarda yardım alabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Asitleri ayrıca inceledik. Bazıları ayrıca inceledik. Hem kuvvetli hem zayıf olarak. Şimdi de ne yapacağız? Hadi bunları bir karıştırmaya başlayalım bakalım. Neler olacaktır karıştığı zaman?
yükü arttıkça. Mehmetciğim, ne demek istedin acaba? Hocam. İki tane joh olması gibi. Evet. Karbonhidrat olması gibi. O zaman da daha çok hidrojen bağının oluşmasıyla asitlik kuvveti artacak. Yani. Tamam. Tamam değil mi? Dik karbonhidratın asitlik kuvveti daha fazladır. Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Tamam, bir şey değil. Dediğim gibi şimdi asitlerle bazıları karıştıracağız. Neler olacak bunları konuşacağız. Önce kuvvetli asit. Kuvvetli baz. Çözeltilerinin. Karıştırılmaz. Ne olacak? Kuvvetli asitle kuvvetli baz karıştırıldığında çözeltilerin pH'larını hesaplayacağız. İki tane asit ve bazın karıştırılmasıyla oluşturduğumuz karışımın pH'ını, pH'ını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi burada bir asitle bir bazı bir araya getirdiğimiz zaman nötralleşme tepkimelerinden bahsederiz. Net iyon denklemi. Yine göre yazarız net iyon denklemini. Asitten gelen H artı iyonu, bazdan gelen OH iyonu. Tepkimeye girerek neyi oluştururlar arkadaşlar? Suyu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Asit bazlardaki tepkimelerde net iyon denklemini kime göre yazıyoruz? Suya göre. İşte burada bu net iyon denklemindeki problemleri çözeceğiz biz. Hiç tuzla alakamız yok şu anda. Sadece oluşan su üzerinden çözelti. Ortamın pH, pOH'ı. Bu bir tepkime mantığıyla baktığımız zaman eğer 1 mol H artıya karşılık en fazla ne kadar OH harcadığınızı görüyorsunuz? 1 mol. Yani eşit mol sayısında bunları harcadığımızı görebiliyoruz. İşte size asit ve bazı karıştırdıklarında, çözeltinin pH'ını sorduklarında size önerim. H artının mol sayısıyla OH'ın mol sayısını bulun ve bunları karşılaştırın. Neler olabilir? H artının mol sayısı ile OH'ın mol sayısı birbirlerine eşit gelebilir. İkisini de eşit buldunuz. Birebir eşit olduğunda bu tepkimede artan madde var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Artan madde yok. O zaman çözelti, ortam, hem çözelti derler hem ortam derler. Nasıl olacaktır? H artı ile OH tamamen birbirlerini nötrlediklerine göre çözelti nötr çözelti olacak. Tam nötralleşmenin gerçekleştiği kısım olacaktır. Tam nötralleşme. O zaman ortamın pH'ı kaç olacaktır arkadaşlar? Nötr bir çözelti olduğuna göre pH'ımız 7 olacaktır. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık. Hocam tam nötralleşme olursa mı pH 7 idi? Aynen öyle. Tam nötralleşme olursa pH 7 oluyor. Veya tersten söyledim. pH 7 ise tam nötralleşme oluyor. Bunların olması için de H artı ile OH'ın mol sayılarının eşit olması. Başka var mıydı? Eşdeğerlik noktası bu olacak. Titrasyon yapacağız şimdi. Biraz daha sabır. Nötralleşmeyle yapacağız. Sonra da evet bu pH 7 ile
Sıkıntı yok mu, görüyorsunuz? Ekran gözüküyor mu? Görünüyor hocam. Tamam. Eşlerlik noktası bu deyip titrasyonda söyleyeceğiz. Evet, ikinci olasılığımız ne olabilir? Asitten gelen haşartının mol sayısı. Bazdan gelen OH'ın mol sayısından büyük gelebilir. O zaman yine tepkime mantığıyla düşündüm. Bu 2 mol olsun, bu 1 mol olsun. Öyle bulduğumu hayal edin. 2 mol H+, 1 mol OH eksi olursa tepkime sonucunda artan maddeniz kim olacaktır? H+. O zaman artan madde var. Hatta kim? H+. Ortamda H+, çözeltide H+ kaldığına göre ortam nasıl olacaktır arkadaşlar? Asidik. Eğer bu şekilde birisinden artan varsa nötralleşme yine var mı? Var. Ama tam mı? Değil. Şey diyoruz buna, kısmi nötralleşme diyoruz. Kısmi nötralleşme. O zaman pH değerinizde ne olacaktır arkadaşlar? 7'den küçük olacaktır. Evet, üçüncü olasılık ne olacaktır? Bulacağız Ayça'cığım, sabret. Daha doğrusu hepsini pH'lerini bulacağız, edeceğiz. Daha yolun başındayız, sabır. Üçüncüsü, yine tepkime de karıştırdıklarını vermişler. Siz asitten gelen H+'yı buldunuz, OH'ı buldunuz bazdan. Eğer OH'ın mol sayısı H+'nın mol sayısından büyük çıkarsa, o zaman bu tepkime de artan madde olur. Hatta kimden olacaktır? OH'dan. Artan madde OH eksi olduğuna göre ortamda çözeltide OH kaldı. O zaman çözelti nasıl oldu arkadaşlar? Bazik. O zaman da bu çözeltinin pH'ı 7'den büyüktür diyebildik. Yine nötralleşme var ama tam mı? Değil. Kısmi nötralleşme. Yani size soruda tam nötralleşme derlerse göreviniz ikisinin H+ ile OH'ın mol sayılarını hesaplayabilmek olacaktır. Evet, buradaki pH 7'den büyüktür dedik. Hepsini hesaplayacağız. 8 mi, 9 mu, 10 mu olduğunu oturup kendimiz hesaplayabileceğiz rahatlıkla. Ama önce şu hesaplamaları yaparken nasıl formüllerden yardım alabiliriz? Şimdi bizim molar değişim formülümüz neydi? Molarite eşittir N bölü V. Bir de gram üzerinden yapabiliyoruz galiba mol hesaplamasını. N eşittir N bölü EMA. Ben hep mol hesaplayacağım sorularımı ya. O yüzden size H+'nın mol sayısını hesaplayın dedim. Bunu hesaplamak için ne yapabilirsiniz? Şuradan N'i çekerseniz M çarpı V. Asitin derişimi ile asitin hacmini çarptım. Asitin mol sayısını buldum. Ama benim ilgilendiğim asitin mol sayısı değil. Kimin? H+'nın mol sayısı. Tesir değerliyle çarparsam o zaman H+'nın mol sayısını hesaplamış olurum. Bazen de asitin gramını veriyoruz. O zaman da asitin mol sayısını hesaplamak için M bölü EMA çarpı tesir değerli. Eğer gramlar dilerse çözeltinin hacmine ihtiyacınız yok. Bunu buldunuz. Aynı şekilde OH'ın mol sayısını hesaplamak için de derişimlerini verdiysek M baz V baz çarpı tesir değerli baz. Eğer gramı verildiyse de M bölü EMA çarpı tesir değerliği baz şeklinde hesaplamanızı yapabilirsiniz. İşte göreviniz bu olacak.
kütle verdiyse m bölü ma'dan, eğer derişim verdiyse m çarpı v'den mol sayılarını hesaplamaya çalışabilirim. Şu tesir değerliğini yazayım mı? Tesir değerliğini gösteriyorum TD ile. Asitin tesir değerliği nedir? H artı sayısı TDA. TDB dediğimizde bazın tesir değerli. O da ne oluyor arkadaşlar? Bazın suya verdiği OH sayısı şeklinde gösterebiliriz. Şimdi şunu da yazalım. Şimdi ben bunları buldum bu formüllerle. Sonra bu bulduğum sayıları bunlara göre karşılaştırdım. Zaten ikisi eşit olursa pH 7'dir dedik. Büyük olması durumunda. Yani H artının mol sayısı OH'dan büyük ise. Formül türeteceğim kendime şimdi. Artan madde kimden dedik? H artıdan dedik. O zaman artan H artının derişimini hesaplayabilir miyim? Elimdeki OH'ın mol sayısı H artının bir kısmını nötralleştirdi. Onu kullandım. Geriye kalan H artının mol sayısı oldu. Artan H artının değişimi hesaplamak için H artının mol sayısından OH'ı çıkarttım. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Bölü toplam H. İşte buradan H artıyı bulup pH'ı hesaplayabilirim. N OH eksi büyüktür. N H artı ise o zaman artan kimden dedim? OH'dan. Onun derişimini bulabilirim. OH, H artı, OH'ın bir kısmını nötralleştirdi. Bana çözeltide kalan OH lazım olduğu için OH'ın mol sayısından H artının mol sayısını çıkarttım. Yine toplam hacme bölmüş oldum. Eğer dedik H artıyla OH'ın mol sayısı eşit ise o zaman M asit ve asit tesir değerli asit eşit oldu M baz ve baz çarpı tesir değerli baz. Veya ne yapabilirim dedim. M bölü MA çarpı tesir değerli asit M bölü MA bunlar bazınkiler tesir değerli baz. İşte bizim bütün görevimiz bu olacak arkadaşlar. Hem bu bölümde hem de titrasyon dediğimiz bölümde. İkisi birbirlerinin zaten tamamlayıcısı olan yerlerdir. Bunlara göre biz yorumlarımızı, işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Evet, bunların örnek problemlerine başlamayayım. Ona haftaya başlarız. Teker teker bu yaptığımız üç örneğe uygun sayılarla işlemlerimizi yapabiliriz. Var mı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Hocam. Hı hı. Hocam hani bir formül vardı ya, kök içinde KA çarpı CA diye. O zayıf asitlerde miydi? O nasıl bir formül? Ben öyle bir formül bilmiyorum desem. Gerçekten mi? Şeyi mi söylüyorsun acaba? K hidrolize mi orada kök yok ki? Hatırlamıyorum. Ha, vardır. Tamam. X kare. Allah'ım bu formüller beni öldürecek. Anladım anladım. O hidrolizde bahsedilen bir şeydir. Formüldür. Bak onu hiç o formüle girmeden yapacağız biz. Normal denge sabiti yazar gibi yazacağız. Tamam mı hayatım? Hmm. Hidrolizde yapacağız ama burada değil. Bundan sonraki bölümümüzde yapacağız. Anlaştık? Hmm, teşekkür ederim. Şey değil. Başka? Yap.
Kitaplarınızdan bu nötralleşmeye kadar bununla ilgili daha soru çözeceğim arkadaşlar. Kuvvetli asit baz, zayıf asit baz sorularınızı çözebilirsiniz. Size PDF'ler gönderdim. Elektrokimya ile ilgili enerji hız denge, en son yaprak testler gönderdim. Şöyle bir konu taraması olsun diyerek lütfen onları şöyle bir elden geçirin. Neler var, neler yok, geçmiş konularla ilgili tekrarınız olmuş olacak. O zaman bugünlük bu kadar diyeyim. İyi bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Evet, bayramda da ders yapabildik. Böyle durumlarla karşılaştık. İyi oldu, boş verin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.